Sevgili izleyenler, yepyeni bir programla karşınızdayız. Jenerikte de gördüğünüz gibi programımızın adı Kapımdaki Dedektif. Tabii siz şimdi ben miyim acaba o dedektif diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, dedektif tabii ki az sonra sıcak yatağından alacağımız Eda Ece. Ben de bu durumda kapı mı oluyorum diye düşünebilirsiniz. Hayır, asla olmuyorum. Ben programın sunucusuyum. Her hafta bir ünlümüzün evine gideceğiz ve bu ünlümüzün kim olduğunu siz ve ben biliyor olacağız. Fakat Eda Ece bilmiyor olacak. Dedektif olmasının nedeni de aslında o. İpuçlarını takip ederek ve üstün ön sezi yeteneğiyle bakalım ünlümüzü bulabilecek mi diye merak ediyoruz. Ay inşallah bulamaz da Eda ile dalga geçeriz. Daha fazla vakit kaybetmeyelim çünkü Eda bekliyor bizi tabii ki. Hanımlar beyler, programımız başlıyor. Eda, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Kibar bir sabah. Bugün nasılsın? Bugün iyiyim. Bugün arkadaşlar, itiraf edeyim, uyuyakaldım. İbrahim sitenin güvenliğini falan aramak zorunda kaldı ve beni alıp getirmek zorunda kaldı. Normalde böyle huylarım yoktur. 6 sezonluk dizi çekmemden belli tabii olacak ki. Daha hızlı, yani daha hızlı hazırlanırım bundan ve öyle çok da geç meç kalmam. Ama bu sabah hepsi oldu. Hem geç hazırlandım hem geç kaldım. Öyle birazcık tersten kalktığım bir sabah oldu. Dünyanın sonu değil. Senin müzikle aran nasıldı? Çok kötü İbrahim, bildiğin gibi değil. Ciddi misin? Şu an ders alıyorum sesim için. Yani ses tellerimin sağlığı için, yani biraz sesim açık olsun diye. Ama kötü kullanıyorum çünkü. Ama yani ben kulağım olduğuna inanmıyorum. Şu an hocası bir şarkı, haftaya seninle bir şarkı çalışalım dedi. Yok, çalışmayalım dedim. Çalışalım, çalışalım dedi. Hiç uzun yolda araba kullanmayı sever misin? Yani Çeşme'ye kadar gidip geldim İzmir Otobanı'na yeni, onu beğenerek. Ama ben karayolculuğu hiç sevmem. Araba hiç sevmem. Yani uçak ya da denizden gitmeyi severim. Hem de. Araba yolculukları, yani deniz taksi fanı olarak ben. Yani arabada bir noktada atlayıp denizden gidiyorum. Uçağı da hissetmiyorum gittiğini ama bu karayolunu iliklerimde hissediyorum ve benim hep midem bulanıyor. Yani o his yüzünden araba yolculuğu benim için bir eziyet yani. Peki Eda, sence bugün kime gidiyoruz? Bugün kime gittiğimizi hiç bilmiyorum. Bugün ben daha kendimde bile değilim ya, o yüzden. Hani gidip ünlüye saklanmana gerek yok ya, bir çık da bir kahve ver falan gibi bir oraya gelebiliriz diyorsun. Nedir onun adı? Bir yoğurt ver, bir içine bir meyve at ver bana, oturup şunu yiyeyim. Peki o zaman. O zaman sevgili izleyenler, evde görüşürüz. Çok öpüyoruz. Merhaba, ben Fethullah Can. Merhaba, ben Cansu Kurtçu. Bugün Eda'yla İbrahim bizim evdeler. Evet, bakalım bizim evi, eve girip daha doğrusu bizi tanıyabilecekler mi? Çok merak ediyorum. Şahsen bir tanışıklığımız yok. Evet. Eda'yla da, İbrahim'le de. Güzel bir tanışma olacak. Bence evet, hiç unutamayacağımız bir tanışma olacak onlarla. Evet. Acaba bizim evimiz olduğunu daha da zorlaşacak işler değil mi? Bence de, tanımadıkları için daha da zor olacak. Nereden tanıyabilirler bizim evimiz olduğunu, nasıl bilebilirler? Yani belki enstrümanlar olabilir. Tabii Türkiye'de tek müzisyen çift biz olduğumuz için. Tam bir tiyo var orada, ben gördüm küçük bir tiyo. Seninle alakalı da benimle alakalı da. Güzel bakalım. İpuçları yerleştirmişler. Evet. Bakalım. Bence çok eğleneceğiz bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi evimizin içerisine girdik ve Eda etrafa boş gözlerle bakıyor. Ay, kız çocuğu var, çok sevindim şu anda. Evet. Mandalina yiyebilirsin, boş bardak getirebilirim sana. İnşallah çıkaramazsın. Bence hayatta bilemeyeceksin. Artık buralardan biraz anlaman lazım. Ben buldum zaten kim olduğunu, gel. Yok yok, müzisyen değiller. Şeyde, ormanda çalışıyorlar. Birisi. Evlenmek istiyorum. Delirme. Aklım hep sende. Kızdığıma bakma. Zaafım, güzel yüzüne. Tahminim.
Evet. Dın dın. Burayı bilmiyorsun. Bu siteyi bilmiyorum hiç. Evet, hayatımda çok hiç iyi. Gelmedim. Harika. Bugün zaten mümkün değil sevgili yani izleyenler. Arkadaşım olan bir ünlü olmadığı belli çünkü hiç gelmedi. Gerçi çok bazen... Hani sen bütün gibi. Arkadaşların evinde geziyormuşsun gibi. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi evimizin içerisine girdik ve Eda etrafa boş gözlerle bakıyor. Bu sefer bilemeyeceğini umut ediyoruz ama bakalım bilebilecekler mi? Siz tanıştığınız konuklarımızla, ev sahiplerimizle daha doğrusu. Bence bu resimleri o yapmış. Ben kendileriyle şey yapıyorum. Ne? Bu resimleri o yapmış. Hangisini? Bütün resimleri o yapmış, evin sahibi yapmış belli ki ya da bir arkadaş. Nereden çıktı bu şimdi? Öyle hissettim. Bravo. Evet, bravo. Bravo. Doğru muymuş? Doğru muymuş? Ne doğru muymuş? O mu yapmış? Cevap vermiyorum ben. Niye? Hadi yukarı çıkalım. Konuşmuyorum seninle bir süre. Gördünüz mü? Yani mesela bunun olması mümkün değil bence. Siz bekliyor muydunuz böyle bir şeyi? Gerçekten enteresan iş ama. Evet. Hiç tanımadığım biri hakkında nasıl bilebilirim? Hiç tanımıyor muymuşsun? Sen öyle dedin. Ben öyle mi dedim? Evet. Ay kız çocuğu var, çok sevindim şu anda. Evinizi çok beğendim. Çok sempatik bir ev. Çok şeker yani. Mini davul bile var, baksana. Teşekkür ederiz. Şeker yani. Teşekkür ederiz. Mini davul bile var. Teşekkür ediyorlar. Mini davul var, evet. Çok tatlı. Çalabiliyor musun? Kızları oldu, tamam şu pembelikten. Kendi küçüklüğüme gittim. Aynen. Kız çocukları var. Bir tık erkek oyuncağı da gördün mü acaba diye. Eğer çocuk olduğunu bilseydim ona getirirdim. Ne getirirdin? Hediye. Bebek. Biz ama sana çok bebeği söyleyelim var. Ya. Şu bebeklere bak. Maşallah gerçekten. Bebek koleksiyonu var. Belki çocuk yoktur. Oyuncak koleksiyonu yapılıyordur. Hayır İbrahim ya beni yanıltacaksın diye artık. O da çok iyiymiş. Evet. Çocuğun halısına basmayalım, şuradan geçelim. Çocuğun halısına basmayalım, şuradan geçelim dedi. Ay çok düşünceli, bayıldım. En sevdiğim misafir türü. Evet. Oralarda bir numara bir insan. Buraya giriyoruz Eda Hanım. İnanmıyorum. İki taneler işte biliyordum. Nereden biliyordun be? Bak. Evet. Ay yerim ben sizi yataklara bak. Çocuklar burada mı? Yani şu an burada değiller gördüğün gibi. Okulda. Okuldalar şu an. Yani gelecekler. Okuldalar. Tüh onları da görseydim. Ay bayıldım bu odaya. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok beğen. Bebeklik fotoğrafı. Bundan anlamam. Bakabilir miyim? Çok belli olmuyor zaten onda. Bebeklik fotoğrafında anlarsan seni gerçekten artık... Abi çocukcağızın ya minicik. Ay saçı var burada. İlk saçı mı? Evet, aa! İlk evet, atamadık onu. İlk saçıymış, evet. Benim de böyle saklamıştı annem. Şimdi, eğer DNA testi yapmazsa bilemez diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Ay bu çok ilginç, bu ne ya? Suyun içinde çocuklar. Bu nedir diyor Eda Hanım? Kendileri yaptılar sevgili onları sahip. Okulda. Okulda kendileri yaptı, çok tasarladılar. İkizler mi? Okulda kendileri yapmış. Ay inanmıyorum. İkizler mi diye sordun mu gerçekten? Sordum. Okey. İkizler herhalde. Yani sanki... Yatak boylarından öyle anladım. Gerçekten merdivenlerden çıkarken o resmi ev sahibimiz yaptı deyip... Bu yatakları görüp ikizler mi diye soramazsın. Bence kokusundan yani anlıyor. IQ sohbetinde bir problem var. Yani ya aşağıdaki IQ sohbetinde hayır. Bir problem var. Hayır, şundan dolayı sordum. Atıyorum mesela biri 5 yaşındadır, biri 3 yaşındadır. Bak. Yani. Beraber büyüyorlardır yani ne bileyim. 5'i de bildi. Yapmayın. Allah'tan duymuyor. Bunların hepsini gaz olarak alacak yoksa. Tanıdınız mı? Tanımadım ama okay. Bulacağım merak çok et. Sevindim.
kız çocuğu olacak kadar şanslı hangi ünlümüz var? Gördüğünüz gibi Eda Ece'nin biyolojik saati yaldır yaldır çanlarını çalıyor. Çan demişken gerçekten perküsyona dair her şey bu odada. Ne yapıyorsun? Çöp kutusu o, ne yapıyorsun? Vera ve Oğuz çocukların isimleri. Vera ve? Oğul yazıyordu. Vera ve Oğuz. Allah! Yakaladığı isimleri. Ne alaka? Oraya niye bakıyorsun? ev sahibimizin endişelendiği an. Allah diyerek. Kimsenin aklına gelmeyen yerlere bakıyor bu. Gerçekten. Şöyle buyurun Eda Hanım. Şöyle buyurun. Ünlümüzün kolunu gördüm. Ünlümüzü kolundan tanıdı sevgili izleyenler. Kitaplardan belki bir şey tahmin edebilirsin. Mesela burada gördüğün gibi çizgi romanlar var. Şey var en önde bir tane. Çocukluk kitaplarımızdan. Ne? Texas Tom Mix. Ya onlar var. Oradan nasıl çıkarır mı? İnşallah çıkaramaz. Ama bizde kitap çeşitliliği çok fazla ya. Ben direkt oradan çıkarabileceğini zannetmiyorum. Kitaplar yani normal okuyan bir insanın... Allah'tan. Allah'tan öyle. Yoksa... Yani öyle tak spesifik bir şeyin üstüne dilmemiş. Öyle mi diyorsun? Öyle gibi geldi. Kendileri de öyle dedi az önce zaten. Kürk mantolu Madonna var bak. Cep boy. Ne güzel. Bu sana bir şey demiyor mu gerçekten? Kürk mantolu Madonna... Evet. Yani tiyatrosunu yaptılar. Yani? Oyununu yaptılar orada. Dalga geçiyorum, hiç alakası yok hadi gel. Banyolarına bakayım, çok tertemiz. Bir misafir banyosu mu? Tertemiz bir misafir banyosu ama buradan bir ipucu bulamayabilirim. Yok, burası misafir banyosu değil mi? Tabii tabii. Evet. O katın... Salon katı yani, evet. Salon katında diye dedim yani, bilmiyorum. Tabii. Buyurun. Giriyor. Artık buralardan biraz anlaman lazım. Buralardan biraz biraz bilinmeye başlanır gibi bir bilgi geldi. Bir müzisyenin odasındayız. Bilemiyorum. 56 bin tane de resim var. Bir daha düşün istersen. Bence biz çıkmayacağız. Yakalayamayacak. Kim diyecek acaba? Bence yakalayamayacak bizi. Yani yaklaşırsa bile oradan tuttuğum gibi geri tarafa fırlatacağım zaten. Bugün çok iyi bir günümdü. Evet. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Beste yapan biri. Bir sürü besteleri olan biri belli ki. Bunun besteyle ne ilgisi var ya? Onun ne olduğunu bilmiyorum. O şey işte. Reflektör. Cilt bakım şeyi. Cilt bakım duma. Şeyi o kadar da... Yok ya şey bu... İçinde mikrofon var. Gelip de insanlar kayıt yapıyor herhalde burada. Evet. Yani seslendirme yaparken... Beni cilt bakım aleti diye buna kandırmaya çalışıyor ya. Bu çocuk var ya. Evet. Ben buldum zaten kim olduğunu, gel. Yok ya öyle bir şey de bu arada. Buldum. Aa. Gerçekten şaşırdım. No. Neyse, Allah'tan bir kişi değil, iki kişi o yüzden. Evet. Ama o kadar kendinden emin olmamanı öneririm. Kahve içer misin? Alabilir miyim? Ev sahibimize sor. Ay tabii ki. Ne istiyorsanız alın. Ne istiyorsanız diyor. Ay çok şeker. Masanın üstündeki atıştırmalıklardan da lütfen. Kahvenin yanına. Tabii ki gözümüzden kaçmadı. Hanımefendi. Buldum kim olduğunu. Buldum kim olduğunu diyemezsin. Zaten iki kişiler. İki kişiler biliyorum, çift. Nasıl çift ya? Bana ya evli bir insanın evine geldik çocuklu. Ha, dolayısıyla çift diyorsun yani, doğru. Orası mantıklı. Orada üstüme gelmene gerek yok. Bence hayatta bilemeyeceksin.
Nereden bilmiş olabilirsin? Eda biri mi söyledi? Allah belamı versin, kimse söylemedi. Yani senin yüzünden zaten insanlar selam vermeye korkuyor. Ya bana. Yemin ediyorum bütün ekibi kovup yeni ekip getireceğim ha. Allah Allah. İnsanların evlerine giriyoruz yani. Evet. Hani fal bakmıyoruz, eve giriyorsun. Tabii ki ya bir şekilde anlarsın. Ya ne bileyim abi, ama mesela nar. Bereket. Kapıda nar böyle patlatılır. Böyle konuşamayız. Dönemleri. Çağrıştırdığı kelimeleri söylüyormuş. Bakacağım başka burada? Mutfağa karıştırabilir miyiz? Buzdolabındaki bütün fotoğrafları kaldırmışsınız, bravo size. Yoksa muhtemelen çiftimizin söylerdim. Doğum yerine kadar artık bilecektin diye tahmin ediyorum. Aç aç aç, lanet olsun aç. Çocuklu evler. Misafirleri de bol bence. Misafiriniz bol mudur? Çok. Çok, her zaman. Tereyağı. Tereyağı stokları var. Ben de severim. Tereyağı Trabzon'dan geliyormuş. Ha. Evet. Yarısını alıyorum. Kolilerle. Al hayatım, al ne istiyorsan. Ev sizin. Tamam, alıyorum birazını. Biz de Karadenizliyiz de. Siz de mi Karadenizlisin? Evet. Neresinden? Yani şöyle, baba tarafımda da var, anne tarafımda da var. Tamam, neresinde? Trabzon, Rize hep. E-Devlet aynen. Çıkınca böyle hani E-Devlet'ten soy ağacı. 9 nesil baktık. Aha. Böyle bir 6 sayfa falan Karadenizli var yani. Sonra? Trabzon, Rize, Trabzon, Rize. Bir dedemin eşi Rus. Evet. Bir tane Rus var ailede, Sofya. Evet. Geri kalan herkes Karadeniz şey. Yani bütün ailenin burnu büyük. Ben bir tek Rus'un burnunu tutturmuşum. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Ablam diyor ki 10 sayfalık listede bir tane Rus tutturduğun için seni tebrik ederim. Çok iyi. Ablanın burnu? Onların çoğu Karadeniz. Kemikli stilinde. Midir? Aynen. Kemerli, pardon, kemerli. Evet. Sen de Karadenizlisin. Evet, ben Arhavili'yim. Benim Arhavili annemin ayrı bir burnu. Havalı Arhavili. Aynen, o yüzden Arhavili. Evet, zaten Karadenizliyim demiyorsun, Arhavili'yim. Aynen. Annemin burnu kemerlidir benim ama. Aha. Evet. Bakalım, çekil önümden, karıştırmayı devam. Sızma zeytinyağı var. Ay çok acıktım. Çıkar mısınız mutfaktan var. Sizi izlerken? Bak isim isim varsa bak sonra beni suçlamaz. Acıktırdık insanları. Ha, isim aç isim bak varsa... bardaklarda bazen isim oluyor ya. Hayır canım, onlara bakmışlar. Burada bardak yok zaten. Ha iyi. Eline attığın yerde içindekini bile doğru hayır, bilmiş olma özgüveni. Hayır ne bileyim, bardak gibi gel. Ne ya? Ne özgüveni? Bardak senin gibi. İçin söyledim. Sonra ipucu gördüm falan yok, diye sinirleniyorsun. Canım. Sinirlenmiyorum canım. Niye sinirleniyorum? Nasıl bana davrandığını Allah'tan görüyorsunuz. Burada 10 tane kamera var. Ne anladın mesela? Zaten şey ben anlamadım. Şu an bütün hevesim kaçtı benim ya. Bulduğunu iddia ediyor. Evet, şu an bulduğunu iddia ediyor. O yüzden... Ya belki bilemeyeceğim, ne biliyorsun? İnşallah. Belki yanlış olacak. İnşallah. Bana bak, sen şey yapmıyorsun değil mi? Gittiğimiz mahallelerdeki ünlüler listesi falan diye bir şey bakmıyorsun. Al bak telefonuma. Ne mahallelerdeki ünlüler, kimin niye aklına gelir ya? Telefonuma? Ama sen böyle yaparak fikir bak, veriyorsun. Bak şurada şey var. Mahallelerdeki yok, ünlüler diye biri bir entry bak, mi bak şurada şey var. Kristaller var. Ben de çok severim kristal. Ben de çok severim. Ama benim annemlerde duruyor. İkramlar için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İbrahim de ben de diyetteyiz. Biraz zayıfladık, seyircilerimiz fark etti mi bilmiyorum. Evet ama ikramlar zaten senin için. Ama şu kekten minicik bir yerim. Hepsinden bir şey olmaz bugün. Of, çok iyi görünüyor. Çok iyi görünüyor. Çok hepsi. Lezzetli görünüyor. Teşekkür ederiz. Bu arada bu sandalye çok güzel değil mi sandalyeler? Evet, çok şeker ya. Şeffafları çok beğendim. Yani bunları daha çok beğendim. Hmm. Masayı... Masa da çok masayı, güzel. Masayı ormandan kestikleri ağaçlardan yapmışlar. Tamam, bu sana bir şey diyor, diyordur diye tahmin ediyorum. Hayır demiyor. Ben zaten buldum diyorum sana. Ama yani bunu bu çok gayet önemli bir şey de o yüzden dedim. Sen bilirsin yine. Ya şimdi beni böyle yanıltmak için. Ne yanıltacağım canım? Masadan da yanıltılmaz herhalde. Yani ev sahibinin müzisyen olduğunu biliyorum. Sen evet. Bana sanki ev sahibi odun kesiyormuş ben gibi. Biliyorum diye bana iddialı konuşursan sonra çok canı sıkılır bak. Müzisyen olmayan bir insanın evinde şu oda olur mu? Ya arkadaşım, bir tane fotoğrafçıya gittik. O salonun ortasında elektro gitar vardı şimdi. Evet. Neyse, biz şu bahçeye çıkalım. Kavga etmeden programı bitirebiliriz inşallah. Didişe didişe. Bu arada aramız çok iyidir. Programda böyle oluyor. Hırslı bu çünkü. Aynen. Gördüğünüz gibi Eda sıfır hırs. Asla yoktur hırsı Eda. Seni bilip bilip
Kuple bir şey. Yok yok, müzisyen değiller. Şeyde ormanda çalışıyorlar. Hayatım, odun bunu keserek daha önce geçiniyorlar konuştuk. Ya da kampçılar. Bunu daha önce konuştuk. Şurada da bir ağaç heykel var. Onu gördün değil mi? Ha? O nasıl bir ses? Sesimi aç o zaman. Otur piyanonun başına, o kadar şan tamam, dersi alıyorsun. Aç sesimi. Tamam ya, açacağım. Şu programı bitire. Bu ağaç heykelin bir şeyi var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir özelliği yok. Evet. Ha şeyden. Ha şeyden, contemporary'den almışlar. Son contemporary. Şunları da mı contemporary'den aldılar? Çok şeker. Aynen. Yine sen bir gün ormandayken. Evet. Ev dergisi seviyor. Belli ki benim gibi. Bir sürü evde dergisi vardı orada. Ben evet. Bayılırım. Ben de ev dergisi biriktiriyorum. Senin evle ilgili zaten... Özel ilgi alanım. Özel bir ilgin olduğu aşikar. Bu... Sen bilirsin, bu ne işe yarıyor? Yani... Senen spor şeyi değilse... Tiyari. Bir de Ariel Yoga vardı. Ben Görümce filminde ders almıştım. Hı hı. Onlar değilse, aha, iki tane tahminim var ama spor yazıyor üstünde. Başka da bir tahminim yok. Çocuklar aşağı mı kayıyor? Bunu asla bilemez dedim. Yine çocuklara bağladı. İnanılmaz. Tırmanıyorlar herhalde. Ben cevap vermeyeceğim artık sana. Senle aslında görüşmeyi de istemiyorum bir süre. Evet evet, onu fark ettim. Aynen. Mandalinalar. Bahçeleri harika. Aa! Köpekleri burada. Mandalinalar ilgili şey hiç umurumda olmadı ya. Gel, biz burada mandalina diyoruz. Gel, köpek gel, diyor gel, oğlum. İpucunu gözüne sokuyor. Gel aşkım, ah, ismi ne? İsmi ne? Cipsi. Geldi. Dixie. Cipsi, cipsi. Dixie. Ay sen... Cipsi. Bu ne tatlılık, bu ne kulağıma tatlılık. Kulağıma tüküreyim, çok affedersin. Cipsiymiş adı. Cipsi. Cipsi. Aynı cins benim de cips? Köpeğim var. Aynı cins mi? Marka adı olmasın diye Golden mi söylemedi? Golden işte. şey... Ne haber? Golden kırması. Ne haber? Golden sokak kırması. Bir şey söyleyeceğim. Mandalina yer misin? Tezgahta çünkü. Teşekkürler. Mandalinalar var. Bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşında Cipsi? Cipsi kaç yaşında? 7. 8 oluyor değil mi? 7 maşallah. 7 aşkım. Benim de köpeğim 9 yaşında. Yetişkin bir arkadaşımız. Senin de köpeğin 9 yaşında. Çok sevgi dolu, hemen koşarak geldi. Benim bir ilk köpeğim. Ay sinirlerim. 9 yaşında. Sinirlerim, sinirlerim. Golden'lar sevilmeyi çok seviyor. Aynen. Ben de seviyorum aşkım, sevilmeyi. Bak. Acaba ben de Golden bir tane, mıyımdır? Bir tane. Sevgili izleyenler. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be? Çocuk bakıyorsun sen bu evde. Golden'lar çocukları çok seviyor. Aynen. Ben de seviyorum. Sen gittikçe çocukların... Golden olmamın altı nerede çizilmeye başlandı. Kardeşlerin sevgili nerede izleyenler. Ya çok mutlu bir ev burası ya. Maşallah. Maşallah, maşallah. Oh, şu görüntüye ferah bak. Bir şey söyleyeceğim. Ay, şurada pilates topu var. Orada yoga ile ilgili bir şey gördüm. Ben tahminimi yapabilir miyim? Hayır, yapamaz. İçeri gideceğiz. Aa! Aşkım, aşkım. Oh! Gel. Bir kaydıraktan mı kaysaydın arkadaş ya? Arkadaş olurlar mı benimle? Kim? Onlar. Seninle bundan sonra benim dışımda kimse arkadaş olmayacak Eda. Onu bil. Gel aşkım. Bir şey söyleyeceğim. Gel. Mandalina? Yiyebilir miyim? Mandalina yiyebilirsin, boş bardak getirebilirim sana. Boş bardak, aa. Ne? Ne aa sanki? Evet, şimdi şey... Boş bardak geç, bir geç, gün geç, taşar. Geç, geç, hadi hadi tamam. Çok, hadi ya, otur şuraya. Ya. Otur şuraya. Otur, bir şey yapacağım sana. Sen bu... Bu arada kim olduğunu biliyorsun değil mi? Neyin? Bu eserdeki hanımefendinin. Frida'dan mı bahsediyorsun? Evet. Evet. Öyle Frida... bir soru. Sanki evet Müze'ye. Sanki kopya çekiyormuşsun gibi göründü ama şu an. Kopya mı? Evet. Telefona tıkladım Frida sanki. Frida mı falan gibi oldu. Sen bunu buraya alacağım ben. Tamam al. Fakat... Cipsi gel yanıma. Elimi kullanmadan yapacağım. Ne haber?
Ne? Aynen. Şimdi sihirbazlar mı başladı? Aynen. Görelim. Cipsi gel. Sihirbazlı ben var. Değil tabii ki yapacak. Gel bebeğim gel. Şunu şöyle yapıyoruz o zaman oluyor. Şaka yapıyorsun herhalde. Sihirbazlığa başladı. Bu gerçekten bu yani bu bayağı güçlü bir şey bu. Emiş evet. Gücü dediğimiz şey bak geri koyuyorum. Frida'yı alnından yakaladın. Frida'yı alnından öpüyoruz şu an. Artık yerime geçeyim. Tamam zaten kopya da verdim ama zaten kopya ihtiyacın yoktu zannediyorum. Yine kendine mal etmeye çalışıyor. Tabii benim ki ben sana bırakır mıyım ya o işi? Evet. Gel cipsicim gel. Gel sen benim arkadaşım ol gel. Boş ver onu. Evet. Eda sen. Hanım. Eğer sizin için de uygunsa tahmininizi alabilir miyim? Evet. Ama bir saniye. Ne? Gerçekten nereden bulduğunu da söyler misin? Tahminim. Evet. Dın dın. Fettah Can ve Cansu Kurtçu diyorum. Ya nereden bilmiş olabilirsin? Aşkım çok affedersin. İnanılmaz. Nereden bilmiş olabilirsin? Ya sana ne oğlum? Sana ne oğlum diyemezsin. Söylesene biri mi söyledi? Bak vallahi kızmayacağım. Gerçekten biri söylemedi. Ya kendim evi gezerken buldum. Ya evi gezerken nasıl bulmuş olabilirsin ya? Bir kere... Mesela? Cansu Melisa ile arkadaş. Fettah Can ve Cansu Melisa ile arkadaş. Yazları falan da çok görüşüyorlar. Ben Melisa ile aynı dizide oynuyorum. Zaten onların mutlu bir aile olduğunu biliyordum. Kapıdan girdiğimde hiçbir fikrim yoktu. Birkaç oda gezdikten sonra o müzik odasında bir uyandım. Bir de o müzik odasından müzisyenleri düşünmeye başladım. Evli mutlu müzisyenleri. Çok fazla da kişi yok. Ve müzik odasından çıktıktan sonra baktım falan filan. Bir de belli ki tatlı bir ev, yani tatlı bir anne var, iki çocuk falan. Yani söylemenden... Senin şu tarifinden zaten ortaya şu çıkıyor. Mutlu, iki çocuğu olan, tek çift Fettah Can ve Cansu Hanım. Tek çift Fettah Can ve Cansu Hanım. Zaten yani buna vardın. Ama... Ben buna asla bunu ben yemiyorum. Evet. Ama biraz bulmamda Melisa ile sürekli vakit geçirmemin de etkisi var. Anladım. Cansu Hanım'ın resim yaptığını biliyor muydun sen? Bilmiyordum ama resimlerin tek elden çıktığını stilinden anladım. Vallahi bravo ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Aynen. Resim konusunda iyi. Artık onu şey yapmayayım yani. Bayağı bildiği bir şey tabii ki çalıştığı için galeride de. O zaman ben kendilerini davet ediyorum sana biraz daha uyuz olmuş çocuklara olarak. Çocuklara okuldan gelene kadar bekleyeceğim ben bir göreyim. Sen o biraz zor. İnsanların işi gücü var. O zaman... Yok bekleyin geliyoruz. İnsanlar derken sizin dışınızdaki insanları kastettim ben. Biz... Yönetmen. O kadar tatlılar ki diyor yo dedi. Ay canım. Sizi o zaman buraya davet ediyoruz. Sevgili izleyenler ev sahiplerimiz geliyor. Tabii ki Eda'nın yine bildiği ev sahiplerimiz alkışlarınızla. Fettah Can ve Cansu Kurtçu bizden. Ay evinize hoş geldiniz. Sizin gibi şeker. Sayesinde oldu. Evet, Melisa'cığımızı buradan evet. Bütün sevgilerimizi. İyidir, nasıl keyifler? İyiyim. Çok iyi. Evinize bayıldım. Yani... Bu kadar pozitif. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi yine uyuz olarak Eda'ya konuklarımızla yan yana geldik. Yine bildi bu tuhaf arkadaşımız. Nasıl bildiğini az sonra kendisinden de öğreneceğiz. Ama biz işte sohbet edeceğiz. Siz de dinleyeceksiniz gibi bir alandayız yani.
Evet, maalesef bildi. Çok keyifli eviniz. Çok teşekkür ederiz. Bahçeniz de ayrı bir keyifli. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz öncelikle. Gerçekten geldiğiniz için de biz çok mutluyuz. İyi ki siz geldiniz. Çok güzel bir program. Bayıldık, çok güldük. Nasıl tahmin edebiliyorsun? İpuçları toplayarak evden kapıdan girdiğimde bir fikrim yoktu. Aha. Resimleri gördüm. Çok mu kötüydü o yapmış? Çocuklar okulda etkinlik yapıp duvarda. O gibi oldu. Ev yapımı olduğunu anladım. Yok. Yok. Kötü değil. Hepsi aynıydı. Yani bir tane olsa anlamayabilirdim de hani bir sürü deyince hani bir üretim olduğunu anladım daha doğrusu. Bir tasarım. Evet. O müzik odasından Fettah Bey olduğunu anladım. Çünkü bizim dizide şöyle bir anımız var. Dizide bazen şarkılar çalar ya böyle duruma göre. Evet. O şarkıları seçerken bir sürü şarkı listeleri geliyor falan. Bütün bildiğimiz ve sevdiğimiz şarkıların hepsi Fettah Bey'in. Ay ne güzel. Yani ben o gün onu fark ettim dedim ki hani en büyük bestekarı Fettah Bey'miymiş bu ülkenin hani. Onu fark etmiştim. Bir de Melisa Doğu benim böyle arkadaşım. Sizin çok yakın arkadaşınız. Evet. Çok çok. Ve sürekli böyle hani yazın ne yaptın falan filan gibi konular. Hep beraber. Sizle yaz anıları var. Hani hep sizle görüşüyor. Cansu'ya gideceğim diyor. O yüzden senin adını soyadını Melisa aklıma kazımıştı yani. Hani kazımış zorla. Fettah Can'ın eşin Cansu var benim hayatımda yani Melisa'dan dolayı. O yüzden hani mutlu bir beraberlikleri var, ikiz çocukları var falan her şey birleşti. O odada da tamamladım konuyu yani. Ne güzel, çok sevindim. O yüzden İbrahim bana kızmaya hakkı yok hiç diye düşünüyorum. Asla kızmıyorum. Benim insanlara para verdiğim falan. Yok canım sıkılıyor. Yok kızmıyorum. Yani çünkü bu formatın olayı Eda bilemeyecek. Biz dalga geçeceğiz hep beraber. Ama komple biz de dalga geçiyor durumu var şu an. Evet. Başarısız bir dedektif mi hayal ediyordun? Evet. Ya nereden bilebilir canım insan düşünsene fikri. Bir tane eve gireceğiz işte. Fettah ama ev çok ipuçlu bir yer değil mi ya? Ya ev tanımıyor insan. Ya evet de Eda'cığım tanımıyorsun. Edme vakit geçirmediğin insanlar bu insanlar yani. İbrahim'in evinden İbrahim hiç anlaşılmıyor. Ben bu programda bunu anladım. Yani ben öyle olmasını arzu ediyorum artık geleceğim zaten. Geleceğim senin evine konuşma daha yani fazla. Geleceğim göreceğim. Nasıl gidiyor yolunda mı her şey? Vallahi yolunda ya. Evet, yorgunuz çok biraz. Şükür. Hem iş hem çocuklar falan. Biraz yorulduk ama çok keyifli. Güzel gidiyor. Olabildiği kadar yolunda gidiyor. Şarkı türkü her dakika. Evet. Serra dün akşam da gerçekten çok güzel bir şarkı yazdı. Gerçekten çok güzel bir şarkı. İlk defa burada diye bağırıyorum. Ama bunu söyleyemeyiz. Böyle söyleyemeyiz. Ya şöyle aslında mesele şimdi ilhamı beklemenin manası yok. Yani ilham dediğin şey çalıştıkça aslında ortaya çıkıyor, daha çok parlıyor. Ben bu ara şarkı yazma disiplininden biraz uzaklaştım çok fazlaca konser olduğu için. Cansu daha fazla yazmak için fırsat bulabildi bu arada. Ve çok enteresan, acayip şeyler çıkıyor. Yani ben dün akşam bir kez daha kendisine hayranlığımı ifade ettim. Hatta şöyle dedi bana, şunu da söyleyeyim. Ya abartıyorsun ya. Yemin ediyorum abartmıyorum dedim. Çok iyi şarkı. Yani programda çalmayız ama size çalabiliriz. Tamam tamam. Ay süper. Yani 16 yıldır beraberiz. Ben 92 yılından beri şarkı yazıyorum. Yani toplam ikimizin 500'e yakın yayınlanmış eserimiz var. Ay inanmıyorum ya. 500 ne ya? Evet. İki çocuk 500 şarkı. Ne kadar verimli bir beraberlik. Bak seninkilere. Bu şarkı abi değil mi? Şarkıları vermek kısmı nasıl? Yani biri çok istiyor ama şarkıyı çok seviyorsunuz. Hiç öyle dertlerimiz yok. Vallahi ne bende var ne Cansu'da. Yani baktığınız zaman veriyorsunuz çok... Veriyorsunuz yani. Yani bizim okumadığımız sayısız hit var evet, Türkiye'de. Evet ben zaten o yüzden biz sizin hani olduğunu duyunca şaşırdım. Biz hani eğer bir şarkıyı kıskanan insanlar olsak o şarkıları vermezdik şimdiye kadar. Ya şarkıya hiç hizmet önemli. Bilmez miyim ya? Biz çünkü şey diyoruz yine hani alsın okusun yarın bir tane daha kendimize yaparız. Harika ya. Böyle bir bolluk bereket var bu evde. Yani kim bu şarkıyı en güzel okuyacaksa, kim hizmet edecekse değil mi? Bazen de insan şekilde, aklına gelir yakışır birine tabii, diye. Tabii. Biz bir de şarkıcıdan da duyuyoruz değil mi? Tabii. Öyle şeylerimiz de oluyor. Yine senarist hesabı hani seni hayal ediyorum bunu yazarken derler. Çok benziyor şeyler. Hiç var şey böyle bir... En iyi meçiniz hangisi sizce? Onu sormaya çalışıyordum. En iyi dilin meçimiz. Bugün be. En iyi meçimiz. Valla benim yazdığım şarkılarda ben... Fethan tabii söylemesine çok hayranım. Aha. Bayılıyorum. O yazıp onu söylemesi çok tam 12'den vuruyor. En güzeli oluyor. Ama şu ana kadar verdiğim bütün şarkıcılar çok güzel söylediler. Yani hiç ne pişmanlık duydum, ne keşke vermeseydim dedim.
Hepsi çok güzel söylediler. Az önce söylediğiniz şey gibi bir şeydi. Bir şey yazarken atıyorum Eda'nın sesini duymaya başlıyorsunuz gibi. Ya işin melodi girdiği an işin içine yavaş yavaş çağırıyor şarkıcısını. Bu arada çok yer gezdik. Bu son durak oldu dediniz ya, o yüzden diyorum. Buranın mesela son durak olmasında o enerji, bir şey hissettiğiniz konforla ilgisi var mı? Ya birincisi çok aydınlık. Yani, aynen. Değil mi? Evet. İkincisi... Biraz ışık aslında siz. Gün ışığı yani. Böyle karanlık şeyleri, işte gölge, karanlık çok bizlik değil. Ama bizim gerçi yaşadığımız bütün evler şeydi. Yani çok insan, arkadaşlarımız çok sever, ailelerimiz çok sever. Herhalde bizden de kaynaklı bir şey var orada bu. Büyük ihtimalle öyle. Ya çünkü şeyde de... evden çok keyif alıyoruz. Evde yaşamanın çok arkadaşlarımız gelir. Yani bu bahçe hiç boş kalmaz. Sürekli böyle evde böyle. Aynen. Eda hatta... dolabı görünce zaten hemen. Evet, olacak. Parti evi olduğunu anlamış. Tabii tabii, yemek dışında. Parti değil. Parti demedi. Yani seviyoruz, misafirlerimiz olsun, eş ahbap dost gelsin. Evi canlı tutan şey o çünkü. İşte aileler, çocuklar, kalabalık olsun. İnsan bereket getiriyor, evet. Ben öyle inanıyorum. Yani gelen bereketiyle geliyor. Gerçekten onu da hissediyorsun yani. O biz İbrahim'le hangi eve gitsek sata satıyormuş. Bizim de ayağımız öyle. Ateş yakıp şarkı söyler miyiz? Canım çekti. Ateş için şu erken ama. Ateş gerçekten yakabiliriz aslında. Yakıp yani. Şarkı mı söylediniz? Galiba artık bir noktada. Yani saat kaç oldu? Bakayım diyor. Ufak ufak toparlanmamız gerekiyor. Melisa kokteyl yapmayı sever. Onu da çağıralım. Melisa'ya hemen. Melisa'nın, evet. Bu arada ben de yapabiliyorum kokteyl. İyi hadi İbrahim. Arkadaşımızdan toplanabilir miyiz? Yok be, benim sertifikam var. Bayağı ben. Sucuk da kızartırız. Sucuk da onun içinde. Sertifikam. Mangal sertifikam var. Hadi ya. Lütfen onun ustası Fettah'tır. Sen de mi öylesin? Ne o? Mangalda. Ne miyim? Usta yani. Mısın? Fettah öyle mesela. Ben yemede Fettah, ustayım canım. Bütün sülalenin şeyidir. Ustasıdır mangalda. Harika. Garibim, ömrü mangal başında geçiyor. Anladım ben size abi. Adımı yerleştiriyorum. Gerçekten yani 100 kişi gelsin, 100 kişiye mangalda yemek yapmayı severim. Aha. Öyle bir şeyim var. Yani o böyle hep yansın, ben hep onun başında durayım falan. Cızır cızır. Evet. Acıktık tabii. Dur ben size kek keseyim. Yok yapma. Allah aşkına. Çok sağ ol. Bak biz bugün 6 tane kahve içtik. Ben fasting yapıyorum, benim saat 5'te. 3'ten önce yemiyor bir de yani. Saat kaç? 5 ne 3'ü ya. 5 mi? Tabii. Gece 12'de yemesi de bir garip değil mi yani? 12'de sen... yemiyorum be gece. 16 saat eklediğine 3 olduğuna göre kaçta yedin? Ha şey yem... 8'de bitir 10, şu yemeği. 10'da falan bitti benim durum. Geç başla. Kilo alacak bence bu diyetten sonra. Almıyorum ya, almayacağım. Almayacağım. Şekerim düşük çok pardon. Ya peki biz hazır buraya kadar gelmişken şarkı mı acaba? Bir alabilir miyiz bir şarkı? Yemekle ilgili yine. Yemekle ilgili şarkı. Antep'in şeyinden girdi. Hop çıkardı sen kolu gibi değil mi böyle Fettah evet, doyu cart diye. Sen bir şey çalabiliyor muydun? Yok. Islık. Yok derken. Islık çalabiliyorum ama dört parmağımla. Bakayım. Hepsini ağzıma sokmam gerekiyor. Yani yapma, diye yeri değil yapma. Maçlarda çalıyorum ama. Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Hakikaten ne söyleyelim? Var mı istediğiniz Cansu, bir şey? Cansu sen seç. Allah, hepsini istiyoruz. Saçma olur. Güzel yüzüne gel etme,
aşk gururdan öte. Nefret ede ede sever mi insan böyle? Kim düşünür bu kadar? Hala yangın yeri evimin içi. Aşk iki kalbe muhtaç ya, biz de öldü birisi. Delirme, aklım hep sende. Kızdığıma bakma, zaafım güzel yüzünü. Gel etme aşk gururdan öte. Nefret ede ede sever mi insan böyle? Delirme, aklım hep sende. Kızdığıma bakma, zaafım güzel yüzüne. Gel etme aşk gururdan öte. Nefret ede ede sever mi insan böyle? Islığı yakaladık gerçekten. Bayağı şey, nakarata girdik. Ne dersiniz, ben de gelecek. İlk şeyde nakarata girdiğiniz anda ışık gelmeye başladı. Sevgili izleyenler, biz programın sonuna geldik ama haftaya yeni bir ünlümüzün evine gidip Eda'nın onun ne kadar kolay bildiğini görmek için buluşmak üzere. İyi günler.